Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen bilgi alalım firma hakkında ve ürünler hakkında. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz Ardor olarak 4 marka sahibiyiz. 3 tane distribütörlüğümüz var. Avrupa'dan getirdiğimiz markalarımız. Bir de yerli ürettiğimiz işlerinden Octopus markamız var. Ankara'ya şu an 3 markamızla geldik. İtalyan Runcraft. Bu gördüğünüz Octopus'lar Pilot House diye geçer. Pilot House modelimizden 2 tane getirdik. Şöyle devam edelim. 47 diye geçen 470 modelimiz. Gayet bunlar güzel da, ve şirin. Teşekkürler. Genelde Ankara insanımız da aynı şeyi söyledi. İyi ki gelmişiz diyoruz Ankara'ya. Bu en ekonomik modelimiz. Genelde denizciliğe başlamak isteyenlerin seçtiği gayet keyifli bir tekne. Bu gördüğümüz mavi modelimizde. Fiyatları da söyleyelim, kampanyada bilsinler, az çok fikir sahibi olurlar. Olur, peki. Biz Ankara'ya özel oldukça fiyatlarımızı minimize ederekten 243.000 TL'ye tekneyi standart TL'ye donanımla. TL'ye çevirmişsiniz, dolar da değil yani. Evet, evet. Yani euro esasında ister istemez rekabetçi olabilmek adına piyasada. Bu gördüğümüz haliyle standart donanım bir teknedir. Octo 47. Runcraft İtalyan distribütörü olduğumuz markanın çok özel, çok şık, sınırlı sayıda üretilen şımarık bir teknesidir. 7 kişilik lisansa sahiptir. 115 beygir Suzuki motorla 36.500 euroya Ankaralı sevenleriyle buluştu. Tentesi bile var üstünde arkadaşlar. Evet, tentesi, yakıt tankı, duşu, müzik sistemi ve birçok daha işte kapatma brandası vesaire gibi aksesuarlara sahip. Opsiyonlar eklenebiliyor. Tabii aynen. Bence bu taraftan gelin. İlerleyelim. Eşsiz bir roll bar'a sahiptir. Çift roll bar'la hem şık hem fonksiyonel olarak bir anlam biçimi bulunduruyor. Dahili olarak üzerinde projektörleri vardır. Seyir fenerleri dışında. El işlemesi, döşemeleri vardır. Fener birçoğunda hiç karşılaşmadım sanki. Sizinki bu özel gibi. Evet evet, özel. Zaten yeri de farkındaysanız kalıpta araba tarifli. Araba feneri gibi aynen. Tabii tabii. Bunlar yanaşma ve at çek zamanlarında açılır. Çarpışma falan. Evet, çok özel bir hull dizaynı vardır. Türkçe olarak söylemek gerekirse karina yapısında step dediğimiz bir basamak vardır. Hem yakıt ekonomisi hem de bir sürat kazanabilmesi için tekne için önemli bir unsurdur. Bizim amiral gemilerimizden ve en çok sattığımız bayağı büyük markalarımızdan bir tanesi Atlantic Marine'dir. Atlantic Marine ise Polonya'nın kuzey bölgesinde üretilen çok şık bir, çok kaliteli, işçiliğiyle ayırt edici yapıya sahiptir. Buraya iki tane modeliyle gelebildik. Bir de diğeri öbür tarafta. 7 farklı modelini getiriyoruz. Bundan yani Ankara Fuarı öncesinde İzmir Fuarı'nda elimizdeki stokları tamamıyla bitirdiğimiz için müşterilerimizden bir buçuk yıllık kullanıcılardan rica ederek getirdiğimiz modellerle Ankaralı tekne severlere bu modellerden de siparişler aldık. Diğer model bunun, de burada. Evet, bu model daha çok balıkçıların tercih ettiği, kabin istemeyen, yatma kabini istemeyenlerin tercih edeceği 750 modeli. Tam boyumuz 770'tir. Hepsi infüzyonla üretilen son teknoloji ve titizliğiyle bakın şurada ışık girmesi öne çıkıyor. Için bölümler de yapmışlar. Güzel. Evet, bu da 730 modelimiz. Avrupa ve Amerika teknelerinin biçimsel yapısının harmanlanmış halini tek görebileceğiniz markadır Atlantic Marine. Güzel. Bunlarla ilgili başka ne olarak söyleyebilirim? Bunları da sergilemişsiniz. Satıyor musunuz? Bunlarla mı distribütörsünüz? Evet. Veç markası da İzmir üretimi. Türkiye'nin gururu. Çok şık, iddialı çapalar yapıyor. Çok başarılı. Özellikle yelkenciler ve motor yat kullananların sıkıntı yaşamadan geceye geçirecekleri koylarda tek yardımcısı çapalardır. Dolayısıyla bunda anlatacak aslında birçok şey var. Kendine özel patentli, şöyle göstereyim, fır döndüğü tasarımları vardır. Hem bir bütünsel form oluşturur hem de çapanın en doğru şekilde çalışmasını sağlar. İşte dediğim gibi teknelerinizde şu an bunu kullanıyor musunuz?
teknelerimizi müşterilerimize öneriyoruz ama müşterilerimiz bütçesi dahilinde bunlardan daha ekonomik piyasa ürünleri dediğimiz bazı çapalar var. Onları da tercih edebiliyor ama hem şık hem işlevsel olarak teknelerimizin kalitesine en uyumlu yerli çapalarımız. Güzel performans gösterecek ürünler. Kesinlikle, kesinlikle ve dediğim gibi ihracat olan da bir ürün. Nereleri ihraç ediyorlar çapayı? Biz de ilk bayilerinden birisiyiz. Dünyanın birçok ülkesine. Güzel. Türkiye'de üretiliyor, yurt dışına ihraç ediliyor. Harika. Evet. İzmir menşei bir markadır. Dediğim gibi biz de yaklaşık 5 yıldır bayileni yapıyoruz. Hı hı. Onun dışında ne söyleyebilirim? İşte römorklarda taşıyabileceğimiz büyüklükteki tekneleri satıyoruz biz. Hem yeni başlayandan profesyonel bir balıkçı ya da hafta sonunu cumadan pazara kadar bağlayabilecek yaşam tarzına sahip insanlara hitap ediyoruz. İçinde, peki tekne kiralıyor musunuz? Onu da sorayım. O şimdi farklı bir sektör olduğu için yani oto kiralamayla düşünürseniz ya da evini günlük vesaire kiralayan otel gibi değil işte gibi. Hobi o gibi. Farklı bir profesyonellik. Hem de yatırım gibi. Tabii. Yani şu an hedeflerimiz arasında yok. Biz sadece satma ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Dolayısıyla ama kendi bizim teknelerimizden birkaç tane alıp onların kiralama, günlük kiralama gibi ticaret modelini uygulayan müşterilerimiz var. Örneğin Ankara'da iç sularda az önce gösterdiğim Octopus markasında bunun ticaretini yapan insanlarla tanıştık. Henüz satışımız gerçekleşmedi. Muhtemelen yarın el sıkışacağız. Ama o ayrı bir kulvar, bizimki ayrı bir kulvar. Ziyaretçiler fuarda en çok sizlere neler soruyorlar? Son olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. İlk etapta genelde bayanların dikkat çektiği tuvaletiniz var mı? Kapalı mı? Mutfak ocağı sorarlar. Üretim yerini sorarlar. Şimdi özellikle Atlantic Marine işçiliği çok ciddi kaliteli olduğu için yerli olduğunu düşünüp onu sorarlar. İşte römorkta taşıyabilir miyim? Artı bir saatte, bir günde ne kadar yakıt tüketirim gibi bizim ekonomik şartlarımızı düşündürten şeyler soruyorlar. Bu konuda da tabii bizim tüm teknelerimizin altyapısının yani hidrodinamik tasarımının diyeyim sürtünme katsayısı çok düşük olduğu için hem hesaplı motorlar yani düşük HP'ye sahip motorları entegre edebildiğimizden hem alımı hem işletme maliyeti oldukça düşük oluyor. Buna benzer konular üzerine genelde istişare ediyoruz. Peki teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrar. Gezmeye devam ediyoruz.